Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yine ekonomideki önemli gelişmeleri konuşacağız. Yarın çok önemli örneğin FED'in toplantısı var. Bizde enflasyon rakamları açıklanacak. Bir taraftan gerçekten gıda fiyatlarında korkunç yükselişler var ama buğday fiyatları örneğin 2012'den beri en yüksek seviyede. NASA mısır konusunda uyardı. Çin'den halk için çok ciddi uyarılar var. Gerçi biz bu uyarıların hepsini Bayram Bey çok öncesinde yapmıştı. Onları da hatırlatacağız. Hepsini konuşacağız. Öncelikle ekonomist Bayram Başaran'a bir merhaba diyelim. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, yarın gerçekten çok önemli ama ondan daha önemli bir şey var galiba. Gıdada gerçekten nereye doğru gidiyoruz, ne olacak? Çin'den çok ciddi bir uyarı var hem de devlet tarafından, hükümet tarafından. Alka kış aylarında gıda stoklarını arttırma çağrısı geldi. Diğer taraftan baktığımızda buğday fiyatlarında inanılmaz seviyelerde yükseliş var. 2012'den beri en yüksek seviyedeyiz. NASA'dan uyarı geldi. Mısır verimliliği 2030'a kadar %35 azalacak diyor NASA. Tüm bunlara bakarsak siz zaten çok önceden bu tür uyarılar yapmıştınız. Paramız olsa bile gıdaya ulaşamayacağımız günler bile gelebilir demiştiniz. Tüm bunları böyle toplarsak ne demek lazım? Yani hem dünyayı hem Türkiye'yi çok kötü kış ayları bekliyor. Önümüzdeki dönemde gerçekten çok zor günler ve çok zor yıllar yaşayacağız. Hatta yıl değil, yıllar yaşayacağız. Dünyada tarım verimliliği inanılmaz şekilde düşüyor, düşmeye devam edecek. Bunun mevsimsel etkileri de var. Dünyadaki toprakların kirlenme etkileri de var. Bir de tabii ki bu hibrit tohum denen olay dünyada tarımı maalesef bitirme noktasına doğru götürüyor. Önümüzdeki dönemde bir de buna Türkiye'nin içsel nedenlerini eklersek halkın gelir düzeyinin sürekli düşmesi, yaklaşık 12 bin dolardan 7.880 dolara düşmesi, gelir dağılım bozulmasını eklersek gerçekten çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. Yani bugünleri arayacağız diye. Hani bugünlerde fiyat artışlarıyla beraber yine de mal bulabiliyoruz ama mal bulamayacağımız günler de gelecek. Maalesef bu Ankara'nın yanlış politikalarından kaynaklanıyor. Yani bir düşünün bir devleti. İçeride enflasyonu had safhaya çıkmış. Hiper enflasyona doğru gidiyor. Elma ihracatım %65 arttı diye övünüyor. Evet. İçeride insanların senin elma alacak para bulamıyor. Sen bundan nasıl övünürsün? Doğru. Maalesef önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tarım verimine düşecek dendi. TÜİK'in açıklamasında %12 civarında huvata bakliyat üretiminin düşeceği açıklandı. Bütün bunları topladığım zaman gerçekten çok zor bir kış ve çok zor yıllar bekliyor hepimizi. Çin'in yaptığı uyarı doğru. Biz bunu aylardır, yaklaşık bir senedir yapıyoruz. Evet. Aman diyoruz, tarım topraklarımızı düzgün kullanalım, tarımı düzgün kullanalım. Onun için sürekli her yayında söylüyorum, bir metrekare yeriniz bile olsa bunu kullanın, bunlar bir şeyler yetişir. Önümüzdeki günlerde dünyada ve Türkiye'de çok büyük kıtlık olacak. Bu kıtlık en çok vuracağı yer, Çin tabii ki çok kalabalık bir nüfus orası ama ikincisi de Avrupa. Evet. Avrupa'da özellikle kuraklık had safhada. Bu kuraklıktan da üretim olamadığı için mala ulaşmakta çok zorlanacaklar, gıdaya ulaşmakta çok zorlanacaklar. Bu gıdana ulaşım da Türkiye'ye etkileyecek. Türkiye'den mal çekme çok artacak. Türkiye'de döviz toplamında ne var ne yok satmaya çalışacak. Şu an çünkü bütün hedefleri cari işlem aracını kapatmak. Onu da kısa vadede kapanacağını tahmin etmiyorum. Şu an veriler onu göstermiyor. Buna rağmen bu ihracatın artacak olması içeride de dünyadakinden daha fazla gıda kıtlığından, tarımdan etkileneceğimizi gösteriyor. Ve fiyat artışları inanılmaz yükselecek. Hani bir sene evvel yaptığımız tahminlerde gram altınla ekmek almaya gidebiliriz diyorduk. O günler yaklaşıyor. Herkesin de buna göre tedbirini alması gerekiyor. Peki daha uzun yıllar, yani sadece bu kış değil, uzun yıllar konuşacağız gibi görünüyor bu gıdayı ama önümüzde daha yakın bir tarih var. Yarın biraz da gözümüz kulağımız hem bizdeki rakamlarda ama bir taraftan da FED'in açıklamasında. Sizce yarın ne çıkacak? Bloomberg bir anket yayınladı ekonomistlere dayandırarak. FED'in bu hafta yoğun varlık alımları programını daraltmaya başlayacağını duyurması bekleniyor şeklinde bir anketleri var. Evet. Size göre ne çıkacak? FED'den çıkacak sonuç bizi nasıl etkileyecek? FED'den çıkacak sonuç şu. Tahvil azından %90 ihtimalle tahvil alımından azaltmaya karar verecek. Burada azaltmaya karar verdiği zaman şu an her ay piyasadan 120 milyar dolarlık mal alıyor, tahvil alıyor ve 120 milyar dolar piyasaya sürüyor. Yani Amerikan hazinesini kendisine borçlandırıyor Amerikan Merkez Bankası. Tamam, bu kabul. Şimdi burada 120 milyar dolardan ne kadar azaltacak? 5 milyar dolar mı azaltacak? 20 milyar dolar mı azaltacak? 10 milyar dolar mı azaltacak? Bunu bilemiyoruz. Şimdi bu doların yönüne karar verecek. Ama her halükarda azaltma kararı doları zıplatacak. Bu kesin. Piyasalar daha henüz tam bunu almış değil. Çünkü Janet Yellen'in açıklaması, Amerikan Hazine Bakanı'nın açıklamaları ya o kadar da yüksek enflasyonumuz yok. Bizim ekonomimiz bu enflasyonu absorbe eder. Ekonomimiz yeteri kadar ısınmadı şeklinde açıklamaları var ama
Fed'in ben buna çok dayanabileceğini tahmin etmiyorum. Ben de dünya genelindeki ekonomistler gibi Fed'in varlık alımını azaltacağını, göstermelik de olsa azaltmaya karar vereceğine, karar verme kararını alacağına inanıyorum. Dolayısıyla Amerikan doları bütün dünyada yükselecektir. Avrupa Birliği Merkez Bankası azaltmaya karar vermedi. Ama bu bir ölçü müdür? Tabii ki bir kıyas kabul edilir ama Amerikan doları artacaktır. Burada Amerikan doları artması Amerika'nın alım gücünü yükseltecektir. Dünya genelinde mala erişimini kolaylaştıracaktır. Bu kısa vadede olsa altında bir istikrarsızlık yaratabilir. Bir geriye doğru çekilme olabilir. Ki 1816 dolarlardan 1800 doların altına geldi bu beklenti dolayısıyla. Diğer para birimleri de dolar karşısında belli bir oranda değer kaybedebilir. Ama çok enteresan. Dün gece dünya piyasalarını izlerken ilginç bir şey gördüm. Ben Rusya'daydım 2012-2013'te. 1 dolar 73 rubleydi. Halen 71 rubleydi. Bunu Rusya nasıl sağladı? Ha, evet merhaba, nasılsınız? Bunu Rusya 7 kez faiz artışı sağlayarak yaptı. Evet. Bakın 7 kez faiz artır. Yani paraya rubleye erişimi güçten zayıflatınca, güçleştirince, insanlar zor rubleye ulaşınca dolar olmaktan, dolar olmaktan vazgeçti. Maalesef bizim Merkez Bankası'nın tam tersine yapıyorlar. Bizim Merkez Bankası da onların tam tersine yapıyor. Sürekli faiz düşürüyor. İşte Güney Amerika ülkeleri de bir tanesi de dün Kolombiya'ydı galiba faizlerini arttırdı. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası tam aksine yapıyorlar. Merkez Bankası neden enflasyonu bu kadar körüklediğini anlamış değilim. Halkının neden bu kadar fakirleşmesi göz yumduğunu anlamış değilim. Yani şu an bir para politikası var mı? Merkez Bankası maalesef hiçbir para politikası yok şu an. Bu para politikasının olmaması maalesef Türk lirasını sürekli aşağı doğru baskılıyor. Sürekli değer kaybetmesine neden oluyor. Umarım bunu görürler. Peki Bayram Bey, dün dolar biraz gerilemişti. Dün gerilemesini bugün de sürdürüyor. Yani aynı seviyeleri koruyor aslında gerilemesini. Yatay seyirdi, evet. Cümle oldu. Ama bir taraftan da işte TÜSİAD'la başlamıştı. Daha ondan sonra pek çok yerde açıkladı. Artık istikrar istiyoruz açıklaması bu sefer de Fed'den geldi. Biz istikrarlı bir kur beklentisi içerisindeyiz diye. Ne diyeceksiniz? Yani bu istikrarı bir gün gerçekten hayata geçirebilecek miyiz ülke olarak? Şimdi herkes aslında bütün iş dünyası, ihracatçısı, sanayicisi, tüccarı, herkes istikrar istiyor. Kimse önünü göremiyor. Evet. Hani Merkez Bankası Başkanı Hazine Bakanı gibi konuştu. Ne dedi? İşte biz dedi cari işleme açığını hedefledik. Önce dedi faizleri düşüreceğiz. Herkes yatırıma gidecek. Yatırım ortamı hazır. İyi de şimdi Ankara Sanayi Odası şikayetçi, İstanbul Sanayi Odası şikayetçi, TOP şikayetçi, TÜSİAD şikayetçi. Şimdi ihracatçılar da kazan kaldırır. Biz dediler ihracatı destekleyeceğiz dediler. Evet. Şimdi ihracatçılar da kazan kaldırır. Ya kardeşim bu olmuyor. Kur istiyoruz diye. Şimdi bütün bunlar varken nasıl bir yatırım ortamı olabilir? Benim aklım hafızam almıyor. Gerçekten almıyor. Böyle bir ortam yok. Ne yapmak istediklerini kimse anlamış değil. Yani iş dünyası anlamıyor. Ekonomi dünyası anlamıyor. Dış dünya anlamıyor. Peki kim anlıyor? Bankalar anlamıyor. Kim anlıyor bunu? Kimse anlamış değil. Yani bütün bunlar varken sizin kuru da burada tutmaz mümkün değil. Kur bir süre sonra baskılarsınız bir süre sonra inanılmaz şekilde zıplar, kıyamette kopar. Doğru. Türk lirası daha fazla hızlı değer kaybeder. Değerlerinin de değer kaybetmesini istiyorlar. Bu aslında ihracat destekliyor, desteklemiyor. Bak ihracatçılar şikayetçi. Biz istikrar istiyoruz. Kurda istikrar istiyoruz. Biz de istikrar şekilde kurda istikrar olursa istikrarlı şekilde ihracatımızı artırırız. Ama şimdi baktığınız adamlar bunu yapmıyor. Doları da saldım diyor, hedef vermiyorum diyor. Enflasyonu da saldım, hedef vermiyorum diyor. Peki sen neyi hedefliyorsun Merkez Bank olarak? Senin işin ne? Kuruluş yasanın 4. maddesi belli. Sen fiyat istikrarını sağlamak zorundasın. İşin bu. Sen Hazine Bakanı değilsin. Senin görevin farklı bir şey. Evet. Ama bu türlü bunu anlatamıyoruz. Bu türlü algılamıyorlar. Neden algılamaklarını anlamış değilim ve Türkiye'yi batağa doğru sürüklüyorlar sürekli. Evet. Peki hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bahsettik hem de Merkez Bankası'ndan bahsettik. Merkez Bankası Başkanlığı yapmıştı daha önce Naci Ağbal. Hatta derken de görevden alınmam nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum demişti. Şimdi o Naci Ağbal Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliğine getirildi. Bunu da yarın böyle ayrıca konuşuruz. İyice pasifize edilmiş yani. Evet. Müşavir demek seni geri plana attım demek. Evet. Etkisiz ve yetkisiz kıldım demek. Tabii geçen seferki faizin de belki şeyi olmuştur, ona bir etkisi olmuştur. Bunu da ayrıca değerlendiririz. Tabii izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım, öyle de veda edelim. Sosyal medya adreslerimize ulaşmak isterlerse iki gün içindeki ekonomik gelişmeleri takip etmek adına aşağıdaki açıklamalar bölümünde sosyal medya hesaplarımızı bulabilirler diyelim. Size de çok teşekkür edelim. Yarın bakalım hem FED hem de bizdeki TÜİ'nin rakamları neler çıkacak enflasyonda merakla bekliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.